Merhaba ben Ayhan Aktaş Engelsiz programımızda yeni bölümümüzde yeni konuğumuzla birlikteyiz. Bu hafta konuğumuz Konya'dan geldi. Konya'dan görme engelli Sinan Bülent Şimşek bizlerle birlikte olacak. Sinan Bülent Şimşek milli sporcumuz. Farklı ve birden fazla branşta spor yapan bir sporcumuz. Aynı zamanda da beden eğitimi ...hocası, beden dersi eğitimi hocası... ...bu hassas bir konu galiba sizin için... ...bunu da açacağız, hoş geldiniz. Hoş bulduk Ayhan Bey. Ee, beden eğitimi e, hocasını... ...biraz açalım mı? Yani çünkü... ...hani beden dersi demeye kızıyorlar galiba. Evet, ben de kızıyorum. Beden <laughs> eğitimi öğretmeni diyoruz genelde. Hani evet. beden dersinden... ...ne bileyim biraz değişik geliyor... ...o yüzden beden eğitimi <laughs> Peki. demek daha iyi oluyor. Ben de hemen bana e, o ışık yanınca... ...düzelteyim dedim, beden eğitimi... E, ...hocası... Sinan Bülent Şimşek bizlerle birlikte. Bir kez daha hoş geldiniz. Sinan Bülent Şimşek'i tanıyalım mı? Ee, i̇smim Sinan Bülent Şimşek. Almanya doğumluyum 1976. Hı hı. Konya'da şu an çalışıyorum. Evliyim. iki çocuğum var. Yıllardır sporun içindeyim. Spor dışında hiçbir şeyle uğraşmıyorum. Hı hı. Yani spor başka yani kendimi tarif edecek olursam spor başka bir şey diyemeyeceğim maalesef. Peki görme engelliyiz ama bildiğimiz kadarıyla görme engelliliğinizin yakın bir tarihi var. Çok uzak bir tarihi yok. bundan biraz bahseder misiniz? Hangi senede gözlerimizi kaybettik? Ben onun ee, hikayesinden de bahsedelim. Ondan sonra kariyerimize geçelim. İnşallah. Ee, yaklaşık 7 yıl önce 2012 Hı. yılında 2011-2012 yıl arasında gözlerimi kaybettim. Aslında biraz daha eskiye dayanıyor. 2000 bir ee, 2002 yıllarında Eskişehir'de gözlerimi havuza girmiştim. Hı -hı. Havuz sonrasında yani gözlerimde bir gariplik olduğunu hissettim ve doktora gittim. Orada doktorum bana dedi 10 yıl daha görürsün. Ondan Hı -hı. sonra gözlerini kaybedebilirsin. Maalesef glokom göz tansiyonu nedeniyle dediği tarihte de yani tam 10 yıl sonra evet. gözlerimi kaybettim. Şükür böyle devam ediyoruz. ediyorsun. Ee, bu glukomdan bahsederken bu havuzdan kaptığınız bir mikrop yüzünden mi öyle bir başlangıcı vardı? Hayır sadece tetikledi diyebilirim. Yani Hı -hı. öyle düşünüyorum. Çünkü daha öncesinde de zaten yani havuzda gözlerimde bir anormallik hissettiğimde zaten doktora gittiğimde yüzde kırklık bir kayıp, yüzde ellilik evet. bir kayıp oluşmuştu. Ya Çünkü buradan bu programı yaparken hem bizim engelli camiasına bazı farklı mesajlar veriyoruz. Hem de bir hastalık sebebiyle başımıza geldiyse bu durumlar hani bunları birazcık daha açarak insanlara insanları sağlıklarını önemsemeleri için bir teşvikte de bulunuyoruz esasında. O yüzden ben hani glokom nasıl ortaya çıktı siz bunu nasıl tespit ettiniz çok mu geç tespit ettiniz? Evet biraz. Işte, Gözlerinizi kaybedene kadar. O biraz, süreçten biraz bahsedebilir misiniz? Sizin yaşadıklarınızı yaşayanlar varsa mesela e, ne yapsınlar? Yani şöyle söyleyeyim ben e, örnek veriyorum pazartesi günü yüzme dersine girdim. Akşam eve gittim. Hı -hı. Sabah kalktığımda gömleğimin düğmesi kopmuştu. Okula gideceğim. Dedim düğmeyi bir dikeyim. Hı -hı. E, i̇pliği göremiyorum ama iğne elimde onu görebiliyorum. Çok küçük bir şey yani tesadüf oldu tamamen. E, ve aynaya baktığımda da gözüm e, sağ gözüm kızarmıştı bayağı böyle kırmızıydı. Hı hı. Korktum. Doktora gittim. Doktor dedi gözün yüzde %40'ı gitmiş. Yani tamamen tesadüf. Çünkü zaten glokom da yani şu an bilinen yani pek bilinmeyen bir rahatsızlık. Hatta tıp dilinde öğrendiğim kadarıyla sessiz hırsız olarak evet. adlandırılıyor. Çünkü farkına varmak gerçekten zor. Hı hı. Maalesef. Ama e genel bir Kontrolü ara ara gitmekte de kesinlikle, fayda var. Kesinlikle özellikle hani annede, babada veyahut da geçmişte akrabalarımızda Hı -hı. varsa mutlaka 6 ayda bir ya da yılda bir bir kontrol gerekiyor. Hı -hı. Şimdi Sinan Bülent Şimşek'in iki ayrı hayatı var. İki ayrı pencere açacağız bu programı yaparken. Çünkü e, bu glokom sorununu yaşamadan önceki Sinan'ın hayatı nasıldı? Bu glokomdan sonra, gözlerimizi kaybettikten sonraki senenin hayatı neler eklendi veya değişti, neler çıktı hayatından onu konuşacağız. Ee, öncesi mi sonrası mı desem? Siz sorun ben cevap vereyim. <laughs> Peki öncesinde sporla ne zaman tanıştık? Yani beden eğitimi hocası olmanız, sporun direkt içine girmenizi mi evet. tetikledi? ...şimdi önce şöyle bir cevap vereyim... ...yani bu soruyla gerçekten çok fazla karşılaşıyorum... Hı -hı. ...her defasında farklı bir cevap veriyorum... İşin ilginç yanı o... E, ...gözlerimi kaybetmeden önce... ...yani şuradan başlayalım aslında... Hı -hı. ...beden eğitimi öğretmeninin ne zaman olmaya karar verdim... İlkokul üçüncü sınıfta karar verdim... Hı -hı. ...beden eğitimi öğretmenim... ...inşallah duyar, mulla aman vermez... ...7 Ocak Hı -hı. ilkokulu... ...çok sevdim beden eğitimi öğretmeni... ...her Hı -hı. zaman örnek almışımdır... ...bando takımı seçmesi vardı... Orayı çok istedim. Ağladım. Giremedim. Ama o beni tetikledi. Hı hı. Beden eğitimi öğretmen olacağım dedim. Yıllarımızı verdik. Yani ve bu süreçte spordan da hiç kopmadım. Mahallede spor yaptık. Yani tesadüfen hı. aslında bir de ortaokulda yine onu da yad edelim. Yusuf Oğuzhan hocam basketbol oynamış yıllarca. İngilizce öğretmenimizdi. Bana dedi sen basketbol oynasana. Hı hı. Boyumu uzun gördü herhalde. Tamam dedim oynayayım gittik. Bizi biriyle tanıştırdı ama ne tesadüfse ondan sonra hiç boyumuz ama hep öyle kaldık. <laughs> en Ve... son e e sınırdaymışız. Evet, sınırdaymışız. Ee, derken Harun hocamla tanıştım. Bana hmm. sporu sevdiren, bana her şeyi öğreten, basketbolu öğreten, sporun yani nasıl bir yaşam haline getirileceğini öğreten kişi hmm. Harun hocam. Ee, kendisine de buradan yani saygılarımı hmm. sunuyorum. Peki de hangi branşları yaptık? Ben yıllarca basketbol yaptım. Hı hı. Yani dediğim gibi ortaokul altıncı sınıfta basketbola başladım hı hı. ve bu tarihe kadar gözlerimi kaybettikten sonra da kaybetmeden önce de hı hı. sadece basketbol diyebilirim ama atletizmle de uğraştım. Hı hı. Bir dönem cimnastik yapmak istedim ama olmadı tabii. Atletizm ve basketbol diyebilirim. En çok ağırlık verdiğim iki spor branşı. Peki 2011-2012 zamanına atlayalım ve ee, bu glakom sorunu yaşandıktan sonra ve Sinan Bülent Şimşek'in gözlerini kaybettikten sonra e, içindeki o spor aşkı tabii ki bitmedi. Ama bir e, endişe var mıydı? Bir şaşkınlık var mıydı? Ben ne yapacağım korkusu var mıydı? Kesinlikle vardı. Ee, ben gözlerimi kaybetmeden önce de özel bir kolejde beden eğitimi öğretmenini yapıyordum. Orada da basketbol takım vardı. Hatta ilk yılımızda Konya e, ikinciliği yaşadık. Final oynadık. Hı hı. Ama o süreçte herhalde biraz da tetikledi. Yorgunluk, istemek, yani bilmiyorum, tarif edemeyeceğim onu. Hı hı. Çok istedik, çalıştık ama olmadı. O dönemde gözlerimde bayağı bir e, görme kaybında büyük bir problem yaşadım. Ve okulu bırakmak zorunda kaldım. Ticaret yapmayı düşündüm. Memleketime gittim. İki yıl kadar uğraştık ama bu süreç, iki yıllık süreç tamamen gözlerimin kaybolmasına hı hı. neden oldu. Artık önüne geçemedik yani. Yani 2001 yılında doktorumun verdiği süreç artık tamamlandı zannediyorum. Ve gözlerim kaybettikten sonra yani aslında en büyük problemi şurada yaşadım. Elime beyaz bastonu almakla yaşadım. Onu kullanmak istemedim. Hı hı. Büyük problem yaşadım. Ailemle, eşimle, arkadaşlarımla. Hep böyle tekrar düzelecek diye mi yoksa o, o gün hani bastonu kullanmadığın anda ben zaten bu şekilde idare ediyorum. Hep de böyle devam etmeli ve edecek gibi kendini şartlandırdığın için mi? Yani kendimi şartlandırdığım Hı -hı. için diyebilirim. Yani onu kabullenemedim. Hani aslında görme engelli olmayı kabullendim. Hı -hı. Yani ben bundan sonra göremeyeceğimi biliyorum. Çünkü bu hastalığı ben yaşıyorum. Ve doktorum söylediği de hep buydu. Ve yani ne bileyim o bastonu kullanmak farklı bir duygu. Hani ama ben, geldi eline. Ama elime geldi. Ben bununla da ilgili hep şu örneği veririm. Gören insanlardan bir kişi kafasına bir kese kağıdı taksın gözlerini atsın önünü görebilsin hani baston kullanmasına evet. göre o kese kağıdıyla yolda gezsin. Gezebilecek mi? Ee, çok zorlanacağını düşünüyorum çünkü herkes bana bakıyor mu? Oysa Hı. onu kimse tanımıyor ama onu takıp gezmek bile kendisine bir garip gelecektir. Evet. Ben baston kullanmayı böyle örneklendirmeye çalışıyorum. O endişe ve birazcık hani ne olacak korkusundan sonra nasıl bir anda Sinan Bülent Şimşek'in önüne açıldı ve şampiyonluklara kadar hızlı 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 koşar adımlarla gitmeye başladı. ya Ben bu süreci de yani en çok sporla açtığımı düşünüyorum. Hı -hı. Yani eğer ben spor yapmasaydım bastonu şimdi bu kadar iyi kullanamazdım. Hı -hı. Spor yapmasaydım ayaklarımın üzerinde duramazdım. Tabi burada çevremdeki insanların etkisi çok çok fazla. Hı -hı. ...yani öncelikli olarak ailem... ...eşim... Evet. ...yani yeri geldiği zaman baston olmadığı zaman eşim koluma girdi... Hı hı. ...bana destek oldu... ...omuz verdi... ...kendisine de teşekkür ediyorum... Hı hı. ...ama bunun yanı sıra... ...bana yol gösteren bazı insanlar oldu... ...yine... ...saygıyla anacağım Mustafa Kandemir... ...İsmet Çağlar hocam... ...yani Sinan ne var gözlerin yoksa... ...ayakların da mı yok gibi böyle... esprili bir yaklaşımda... Ee, bize Senin el kireysi. uzattılar. Hı -hı. Bize el uzattılar. Hani zaten sporcusun niye sporu bırakıyorsun gibi derken kendimizi birden görme engellerinin içerisinde e, atletizm yaparken bulduk. Hamdolsun çok şükür e, şu ana kadar ilk yılımda madalya alamadım. Hı -hı. Ama onun dışında yani ondan sonra dedim ya Sinan görüyorken hangi turnuvaya katıldıysan mutlaka bir madalya kupa aldın. E bundan sonra da yapabilirsin dedik ve çok şükür hı hı. yıllardır. Şimdi atletizm de dedik ama Sinan Bülent e, Şimşek kendini en çok hangi branşta rahat ifade edebiliyor? Ben şucuyum dediğin hangisi? Mesela e, ciriti biliyorum. Ben cirit ve disk alanında hı hı. E, hani iddialıyım. Aslında ben e, şöyle söyleyeyim. Yıllarca atletizm yaptım. Kısa mesafe koşusuydum ama maalesef yaşım gereği bir de Hani sonradan görme engelli olduğum için yön duygum çok zayıf evet. maalesef. O yüzden koşamadım. Aslında koşabilsem e, hala iddialı olduğumu düşünüyorum. Hı hı. Bir de uzun atlama yapmıştım. Ama dediğim gibi yön duygusu olmayınca bayağı sıkıntı yaşadık. Derken e, hangisini yapabiliriz? Cirit ve disk denedik. Hı hı. Çok şükür burada da son 5 yıldır diyebilirim 4 yıldır veya e, ya gümüş ya altın madalya alıyoruz. Peki Türkiye ayarına bakarsak, Türkiye'de e, cirit veya diskatmada e, mücadele edebileceğin rakipler var mı? Türkiye'deki bu sporun e, şu günkü yeri nedir? Sporun yeri çok güzel bir soru. Tam Çünkü gibi. biz engellilerle alakalı evet. <laughs> branşları değerlendirdiğimiz zaman birçok arkadaş rakip bulamıyor. Yani hani sayımız az olduğu için siz görme engellilerde durum nedir? Yok, var e, rakiplerimiz. E, Var tabii ki. Özellikle e, yani Anadolu bölgesinden birçok katılan arkadaşlarımız var. E, yarışıyoruz ama e, hani ben kısaca şunu söyleyeyim. Gereken önem maalesef Türkiye'de hı hı. verilmiyor. E, verilmediği için de günübirlik, son iki aylık, son üç aylık antrenmanlarla hı hı. yarışmalara geliliyor. Kim vermeli bu ilgiyi? Kim tabii dirici? ki federasyonlar vermeli evet. öncelikli olarak Hı -hı. ya aslında federasyonlardan ziyade bence önce aileler bilinçlendirilmeli ben bunu düşünüyorum hani aman çocuğuma bir şey olmasın bırak olsun o görüyor da olsa Veyahut da sadece görme engellileri konuşmaya gerek yok tabii. bedensel engelli veyahut da diğer engelli arkadaşlarımız da ya yani spor yapmalı bu kim olursa olsun Hı -hı. yani engelli engelsiz peki bir engellinin spor yapmasında sen daha önce o hani biz bu başarıları kazanıyoruz ama kolay kazanmıyoruz anlamında bir şeyler söyledin. Evet. Ve hani ilgiden, alakadan, destekten yoksun olduğumuzu, geçmişe nazaran daha iyi şartlarda olsak da yeterli olmadığını ima ettin. Ben yanlış anlamadım mı Doğru. Peki doğru. E, Türkiye'de az önce hani ailelerden bahsettin. Ailelerde destek olmalı, federasyonda destek olmalı dedin. Bir engelli sporcunun rahat yetişebilmesi için neler gerekli? Hem kafa olarak hem güçlü olarak başarıya ulaşması için? ya Aslında bunu sadece engelli olarak baz almayalım bunu genel bütün insanlar için söyleyecek olursak ya önce eğitimde ailede yani ailenin de spora bakış açısının bir değişmesi gerekiyor. Şimdi maalesef Türkiye'de siz de biliyorsunuz tamamen sınav sistemli bir eğitimimiz var nedir işte şimdi ismi değişti gerçi herhalde TEOK evet. üniversite sınavı TYT gibi sınavlara hazırlık nedeniyle insanlarımız tamamen hani sedanter yani hareketsiz bir yaşam. Başka hiçbir şey yok. Bu da maalesef çocuklarımızda işte bunalımı getiriyor, başarısızlığı getiriyor, hedefe ulaşmamayı getiriyor. Herkesin başına engelli olmak klasik bir cümle ama eğer Hı -hı. bir insan hayatta başarılı olacaksa spor yapmalı. Örnek vereyim Aziz Sencer kimyada Nobel ödülü aldı, evet. yıllarca amatör kalecilik yapmış. Yani buna benzer yüzlerce örnek verebilirim. Peki spor yapmayan insanlara örnek verecek olsak kaç tane sayabiliriz? E, bu bu kadar basit. O yüzden bence komplike bir düşünce yapımızı değişmemiz, değiştirmemiz gerekiyor. Yani evet. herkes spor yapmalı. Ya şu şunu bunu yapmalı falan değil de. Değil değil, değil. Evet. Yani e, kesiyorum kusura bakmayın ama bir e, branş öğretmenimiz. Yani branşı zikretmeyelim yanlış anlaşılabilir. E, bir branş öğretmeni ya beden eğitimine ne gerek var? Otursun test çözsün dediği zaman bu ben yanlış yani olmamalı. Ya tabi ne bileyim aile aman Hı -hı. oğlum spor yapmasın bu yıl sınava girecek ders çalışsın. Yanlış yani bırakın stresini atsın bırakın ya bunu uzmanlar dahi söylüyor. Evet. Son bir hafta kala ders çalışmayı bıraksınlar spor yapsınlar yüzsünler sinemaya gitsinler. Ya bunu yıl boyunca yapsa ne olur? Peki bunu okulların hani okullarda bir beden eğitimi hocası e, olduğunuz için de bunu sormak lazım e, Hani okullarda bu tarz aileleri yönlendirecek Rehber öğretmenler yok mu? Öğretmenlerle şey velilerle bu şekilde bağlantı kuramıyorlar mı? Ya tabii ya çünkü ki. Çünkü o... bu önemli bir konu olduğu için ben üzerinde durmak istiyorum. Kesinlikle var aslında. Yani yapacak olsak tamamen başlı başına bir konu zaten. Yani rehber öğretmenlerimiz bu konuda kesinlikle yönlendiriyor. Bunu Hı -hı. biliyorum. Diğer öğretmenlerimiz de yönlendiriyor. Ama sistem maalesef bunu aslında. gerektiriyor. Maalesef Hı -hı. bunu gerektiriyor. Ben Ayhan hocam, yani şöyle bir örnek vereyim. Benim şimdi bir basketbol takım var. Evet Hiç... ben oraya gelecektim sen giriş yap. Ben kusura bakmayın. Estağfurullah. Yani basketbol takımımız başladığında inanın dersleri oldukça düşük olan, Hı -hı. seviyesi oldukça düşük olan, ailevi problemleri olan, ders çalışmak istemeyen Hı -hı. ve buna benzer bir sürü sıkıntı sayabileceğim öğrencilerimiz vardı. Bunlar sporcu olmaz diyen ailelerimiz oldu. İnanın şu an Konya'da U14 kategorisinde basketbol oynayanlar bilir. U14 kategorisinde erkeklerde Konya üçüncüsüyüz. Ligde mücadele etmeye devam ediyoruz. Hepsinin yani öğretmenler, aileler hmm. diyor ki hocam iyi ki spor yapmışlar. Çünkü hepsi çok başarılı. Evet. Yani sporun hayata yansımalarını çok net somut olarak gören ailelerle de karşılaşabiliyoruz. Kesinlikle. Bunları da çoğaltmak lazım. Kesinlikle. Şimdi sizin basketbol takımınız da var. Evet. Ben orayı bir pencere olarak yeni bir pencere olarak açayım <laughs> konu olarak. Ee, şimdi e, öncelikle şunu sorayım. Bu takımımız eğitim verdiğiniz okulun öğrencileri mi? E, eğitim verdiğiniz okul bildiğimiz sıradan bir okul mu yoksa görme engellilerle e, bağlantılı bir okul mu? Hayır, tamamen normal, bildiğimiz klasik devlet ortaokulu, Şerif Akkanat Ortaokulu isim verebiliriz tabii değil mi? Şerif Ortaokulumuz. E, ilk atandım. Hı -hı. E, dedim ben e, yani ne yapabilirim? Bildiğim en iyi branş basketbol. Önce çaktırmadan ee, yine hani Konya'daki basketbol antrenörlerini biraz izledim. Aslında geçmişimde vardı ama yeni bir şey var mı? Hı hı. Oğlumu basketbol kursuna verdim. 45 gün gitti. Sonra dedim ki ben bu işi yaparım. Okulda da beden eğitimi öğretmeniyim. Sonra derslerimde uygulamaya çalıştım. İşte görmeyerek çocuklara basketbol topunu nasıl tuttururum? Nasıl turnike attırabilirim? Evet biraz anlatır mısınız? Nasıl? <laughs> nasıl yaptık? Önce dinledim. Yani önce aslında görme hı. engelli olarak ben bu işi nasıl yapabilirim? Bunu öğrenmeye çalıştım. İnanın çok kolay. Yeter ki yapmak isteyelim. İki tane halka. Hı hı. Bir kırmızı bir de diyelim ki e, yeşil halka. Bunları yan yana koydum. Hı hı. Sağ ayak kırmızıda sol ayak yeşilde zıpla topa at. Bununla başladık. Şimdi çocuklarımız ters turnike atıyor. Ne bileyim smaça yapmaya Hı -hı. çalışanımız var. Ee, bounce pass zaten bu evet. bilinen basketbolda bilinen Hani herkesin bildiği üç tane basit. E bunlar kural. Hani bu, bu kuralların gerçekten yapılıp yapılmadığını yanınıza bir yardımcınız var mı? Hani e, Sporçlar bunu atıyor yapıyor. E, Hocam girdi dedi. Yani, Girmeyen bir topu girdi derler mi? Yo, yo, hani, bu tarz e, şeyler yaşıyor musunuz? İşte Biz çocuklarımızla aslında Hı -hı. şuradan da başladık. Dürüstlük. E, dürüst yani disiplin <laughs> aslında disiplin. İnanç evet. ve karar. Dik duruş dedik biz buna. Evet. Bununla ilgili hatta çocuklarımıza küçük bir video da çektik. Ee, ve çocuklarımız disiplinli dürüst olduktan sonra sıkıntı kalmıyor hocam Hı. girmedi diyor zaten ya da girdi hocam o girdiği zaman ben aferin Hı. oğlum dedim mi? ya da, aferin kızım dedim mi Hı. zaten havaya uçuyor evet. ama yalan söyleyen çocuk da oldu muydu? Önce uyarıyoruz. Sonra ikaz ediyoruz. Nasıl sonra tespit ediyorsun. Diğer çocuklar mı bunları ele veriyor? Ya inanın. Hani bu dengeyi nasıl kuruyorsunuz? Ben Şimdi... Çünkü hani beden eğitimi dersinde de buna <laughs> mutlaka bununla bununla karşılaşıyorsunuzdur. Hani bir eğitimi veriyorsunuz. Yani böyle bizim bildiğimiz. Çünkü biz de o çağlarda o sıralardan evet. geçtik. Bir bir Fırlama evet. kanı var içimizde. <laughs> hala hani var. <laughs> var değil mi yani? Hiçbir Bunlarla... değişiklik yok. İnanın çocuklarımız da bizim yaşadığımız çocukluk arasında tek değişiklik hani tablet, telefon, TV. Yani başka evet. bir değişiklik yok aslında. O kanı hala var. Yani. Evet maalesef. Ee, ya yani Var. <laughs> evet iyi ki de var. Çünkü bence Size çocuk... nasıl yansıyor? Ya bunlardan bahsedin. Bana mesela. inanın çocuklarım ya o kadar e, ya çocuk ya işte dürüst ya. Yani dürüst gerçekten <laughs> çocuklar... Güzel. yani Yalan söyleyeni var. mı hmm. var, var tabii ki. Ama ben onu... Hayır diyorum girmedi. Çünkü o filenin sesini ben duymak duymam gerekiyor. Evet. O çocuğa diyorum mesela alçak driplik yap. Hocam yapıyorum. Yo top ağzın içinde oğlum diyorum. Biliyor yani yani hocam diyor nereden anladınız? Ya topun bir alçak driplik evet, evet, yüksek driplik yapıldığı evet. zaman onu hissedebilir mi insan? Ha, ben ne hissedemem? Ee, belki çocuğum gidip arkadaşına hucum esnasında yardımcı oldu Hı -hı. mu? Veyahut da savunma değiştiğinde kendisi de hani switch diyoruz basketbolda Hı -hı. onu yaptı mı? Belki onları hissedemem. Ama şimdi çocuklarımız da şunu anladı. Bunları yapmadığı zaman maç kaybedilebileceğini öğrendi. Evet. Ve bunları yapmadığında maç kaybettik. Yaptığında kazandık. Şimdi diyorlar hocam Yaptık, kazandık. E diyorum ben de bunu istiyorum zaten. Ve giderek de bu olgu daha da Hı. böyle güçlü, birbirlerine kenetlenen, takım gibi oynamaya çalışan, e, söyleneni yapan e, çok güzel bir takım olduk. Hocalarına çok önemli bir e, derin bir saygı duyan. Kesinlikle. Kesin yani çocukların bu konuda hani olmuyor mu? Her takımda olduğu gibi birbirimize karşı böyle kızmalarımız oluyor ama inanın hepsi basketbol saha çizgisi Hı. içinde kalıyor. Çıktığımız Hı. an biri geliyor, koluma giriyor. Biri geliyor, bastonumu alıyor. Hadi hocam, gidelim. Hadi evet. gidelim diyoruz. Evet. Yani. Ya yani misilsiniz, Ben hani sizlerden bir şey almak istiyorum bu tip durumlarda. Mesela biz bir çalıştaya, panele paneli bir yere gittiğimiz zaman ve ayakta sunacaksak e, anlatacaklarımızı konu her neyse gerçi genelde bizden bahsediyoruz ama insanlar konuya adaptasyon tan önce e, dikkatten önce bizi dikkate bizi dikkate alıyorlar. Evet. E, nasıl yürüyor, ne yapıyor, biraz şekile bakıyorlar. Ondan Maalesef. sonra anlattıklarımızı dinlemeye başlıyoruz. Maalesef. Evet. Mesela siz de hani eğitim verirken çocuklar sonuçta ilk günden itibaren siz de yeni tanımaya başlayan çocuklara böyle bir fırsat veriyor musunuz? Ya, yani siz hani gerekirse yalan söylemeleri... Yani aslında fırsat vermiyor çünkü diyelim. çocuklar şimdi 30 kişi. hani <laughs> şunun da örnek vereyim. Şimdi <laughs> sınıfta dersteyiz. Ee, çocuğun bir ki hocam lavaboya gidebilir miyim? Şimdi buna izin verdin mi 30'da gitmek isteyecek. O yüzden bir kere fırsat verdin ve evet. sıkıntı yaşadın. O yüzden bir, yani her ilk dersime girdiğimde e, hı hı. şunu söylüyorum çocuklar, hı hı. derslerimizin kuralları var. Kurallarımız bunlar. Eğer siz bu kurallara uyarsanız her evet. istediğiniz olur. Ama bu kurallara uymazsanız e, iletişimde hı hı. sıkıntılar yaşarız. Diyorum ve inanın çocuklarımız ya bırakın yani hı hı. yalan söylemeyi aklından bile geçirmiyorlar çünkü onu istemiyorlar. Dürüst tabii Hocam lavaboya gitmem gerekiyor. O zaman hı. hadi git. Ama diğeri bu sefer izin istemiyor işte. Hani bir bahane veya bir yalan uydurup gitmek istemiyor. Evet. Yani biz onu yaşıyoruz çocuklarımızla. Hı. Çok şükür iyi yani bir sıkıntımız yok. Peki. Ee, başarının sırrı nedir? Sinan Bülent Şimşek için. Disiplin. Hı hı. İnanmak ve karar vermek. Yani ben disiplinle antrenmanımı yaparsam hı hı. İnanırsam ve kararlı olursam Hı. ben başarabileceğime inanıyorum. Çünkü vakit çok dar. 6 ya da 7 sene diyelim. Bu vaktin içine yeni bir Sinan Bülent hayatını adapte etmek, adaptasyon süreci ve bu sürecin içine başarıyı da eklemek. Çünkü bu mücadele edeceğin hem kendin var, hem rakiplerin var, hem çevre var, birçok faktör var. Evet. Yani bu konsantrasyon nasıl oluyor? Yani şimdi ben haftanın dört günü çocuklarımla basketbol antrenörü yapıyorum. Evet. E, antrenmanı yapıyoruz. Haftanın bana geriye e, üç günü kalıyor. Hı hı. Pazartesi, çarşamba ve cuma. İnanın pazartesi, çarşamba, cuma benim antrenörüm Hakan hocam bana diyor ki Sinan şu antrenmanı yap. Ben gidiyorum evime lastik çekmem gerekiyorsa lastiğimi çekiyorum. Şınavımı, ekimi evet. çekiyorum. Ondan sonra duşumu alıyorum yatıyorum. Hani bana hocam bunu dediyse ben yapmalıyım. İşte o zaman geliyor. Hı -hı. Yani inanın yani ben yapmadım mı? Geçen sene yapmadım. Gümüş madalya aldık. Evet. Bu sene ciddi çalıştım. Alt iki tane altın madalya aldık. Hı -hı. Ya çalışınca oluyor. Kesinlikle. Ama disiplinli çalışınca kesinlikle. Yani oluyor. ben yani bugün misafirimiz var. Oturayım yarın çalışırım yok. Misafirim var. Siz oturun ben geliyorum veya Hı -hı. bugün gelmeyin. <laughs> yani ben size gelecektim yarın. Gibi hani kimseyi de kırmadan işimi yapmam gerekiyor. Benim işim spor. Bunu da en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Peki e, az önce hani yaştan da bahsettik ya yaşta ilerliyor. Evet. Geç gelen bir yeteneği keşfetme var ama vakitte geçiyor. Ee, Sinan Bülent Şimşek'in hedeflerinden bahsedelim. Altını da kazandık ama evet. sonrası da vardır belki. Yani bunun hani biraz belli bir zamandan sonra bir antrenörlük seviyesinde mi geçecek sadece hayat? Yok. E, ben e, 45 yaşında 3 yıl Hı -hı. sonra spor basketbolumu bırakacağım. Atletizmi bırakacağım. Evet. Ee, çünkü yani bir yerde kendimi durdurmam gerekiyor ve durmam da gerekiyor. Hedefim 2020 Olimpiyatlar. Başka hiçbir hedefim yok. Buna hani ne yapmam gerekiyor? Hı -hı. 40 metre mi atmam gerekiyor? 40 metre atarım. Ben buna inanıyorum. Yani yapabileceğime inanıyorum. Ee, ne bileyim ben araba kullanabilir miyim? Mümkün değil. Evet. buna niye kendimi inandırayım ama ben disk atabilirim ben cilt atabilirim buna yani inanıyorum hedefim 2020 başka hiçbir şey şu an hedefim yok kendi şahsi Hı -hı. olarak basketbolda hedefimiz çocuklarımızda Türkiye şampiyonası turnuvalarına katılmak şampiyon olmak değil Hı -hı. çünkü kendimi biliyorum yani ne de olsa ben görme engelli bir antrenörüm yani karşı rakibin e, hucum stratejisini analiz yapıp hemen bir mola alıp ona uygun bir e, hucum hücum ya da savunma oluşturup çocuklarımla bununla mücadele edemeyebilirim. Evet. Ama o katılmam gerekiyor. Katılmamız gerekiyor. Çocuklarımız da biz buna inanıyoruz. Peki görme engelli olduktan sonra Sinan e, böyle oturup kıs kıs güldüğün bir an oldu mu veya anlar var mı? Yani, hani görme engelli <laughs> olup da böyle oldu. bir şey şaşırıp. Oldu. İlk e, görme engelliyim e, kulüp başkanımız Çünkü size hikaye çok <laughs> evet, evet. Kulüp başkanımız Mustafa Hocam evet. Mustafa Kandemir. Ee, dedi Sinan dedi sabah 6.30'da eee Konya'da tren garına geleceksin. Evet. Ankara'ya gideceğiz. Bana işte e, B1, B2, B3 diye nitelendirilen işte bir e, şey sporcumuzu yani sporculuğumuzu evet. e, bir kimlik zannediyorum. Hani evet. ben sadece B1 olduğumu biliyorum. Ee, işte Ankara'ya Muaniye gideceğiz. Hı hı. Evet. Tamam dedim. Şimdi baston kullanmıyorum ama kullanmam gerekiyor. Dolmuşa bindim indim ya ben gideceğim ama gidemiyorum. Bir baktım orada biri sigara yakıyor çat çat böyle çakmak sesi. Pardon dedim istasyona nereden gidebilirim? Gel buraya lan kör dedik. <laughs> yani öyle yani bir görme engelliye e, yol tarifinde tarifi sordum. O bayağı bir komik bir anı oldu. Ya görme engelli şey o soruyu sorduğun kişi değil mi görme evet, engelli? Evet evet Mustafa Hoca'mış işte. Yani şimdi ilginç yanı. <laughs> ya, evet. Öyle denk geldi evet. gerçekten müthiş bir e, an yani senin için bir şans da esasında. Aslında var. şanslı öyle tabii gözüküyor. yani ben hani gören bir insan zannederek <laughs> evet. yanına gittim. Eğer o da görme Peki, engelli. O da birini bekliyor. Şöyle düşün soldan devam edeceksin deseydin nereye kadar gidecektin hani o bastonu kullanamadığın. Herhalde bir yere çarpan, çarpa 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 gidecektik. Hani biz alıştik. baston olmasa insanlar kolay kolay algılayamayabilir Maalesef seni değil yani, mi görme engelli olmadığını. Ya yani aslında ben mesela bu olduğunu. bastonu okul içerisinde Hı -hı. pek kullanmıyorum. Evet. Çocuklarım da beni tanıyor. Beni gördükleri zaman en azından ses Hı -hı. vermesi gerektiğini biliyor. Evet. Yani ama yolda bunu yapmam Hı -hı. mümkün değil çünkü insanlar benim evet. görme engelli olduğumu bilmiyor ki Ki nereden Doğru. bilsin. Peki ama gözleri kaybettikten sonra diğer duyu organlarındaki algı gelişti mi? Gelişti. Fazlasıyla. Yani fazlasıyla bilmiyorum ama geliştiğini düşünüyorum. <laughs> ee, yani okul bahçesinde çocuklarla ders yaparken evet. e, okulda bazen yani böyle uzak bir mesafede konuşan çocukların konuşmalarını veyahut da bir şişe kapağını yere attığını evet. hatta e, veyahut da İstiklal Marşı okurken birisinin elinde parayla oynadığını çok rahat duyuyorum. Evet. Bana da hep soruyor. ya nereden görüyorsun?" Ben yani görmüyorum, duyuyorum işte. Evet. Sıkıntı orada. Peki Sinan hocam şunu sorayım son bölümde. <laughs> ee, benim aklıma bazen böyle müziklik gelir. Hani beden eğitimi hocası olarak okullarda İstiklal Marşlarını sizler okutuyorsunuzdur. Evet. Boş bir alanı hiç okuttun hissettin mi? <laughs> evet hissettim. Hatta bazen bununla ilgili de espri yapıyoruz böyle. Kime okutuyorsun İstiklal marşı? Ben kendim okuyorum. İstiklal marşımız değil mi? Evet. Hani güzel anılar oluyor tabii ya. Bazen boş sınıfa girip ders anlatıyoruz falan böyle ilginç ilginç anılarımız oluyor. Evet. Hani çocuklarımız da bunu yapıyorlar. Hani biliyorlar. Onlar da hani evet. bunu hani ben çocuklarımla da bunu çok güzel anılarımız. yaşıyoruz. Derse giriyorum. Ya bunu eğlenceye çevirmek güzel değil mi? Evet evet. Yani çevirmeye. biz e, Mesela çocuk geliyor <laughs> hocam diyor çarpıyor. Kör müsün diyorum. Hayır hocam diyor ama ben körüm oğlum niye çarpıyorsun? Aa hocam diyor gülüyoruz. Hani bu eski evet, yani bunu evet, kabullendi evet. çocuklarımız da ben de Hani hep el ele verdik çocuklarımız da <laughs> güzel şeyler yapıyoruz hamdolsun. Programımızı kapatmadan önce şunu sorayım. Çünkü bir engelli birey olarak da ben buraya gelen bazı şampiyonlarımızın e, yaşam hikayelerinden alıntılar yaparak diğer konuğumuza da sorabiliyorum. Mesela... E, Para Tekvando'da e, Avrupa ve Dünya Şampiyonu olmuş bir kızımız var. Evet. Mesela bu okul çağındayken beden öğretmeni, beden eğitimi öğretmeni e, bunu bedene çıkartmazmış. Evet. Sen otur bir köşede e, yorulma dermiş. Ama evet. o kız bugün Avrupa ve Dünya Şampiyonu. Beden eğitimi dersine çıkarılmayan bir çocuk. Evet. Bir beden eğitimi hocası olarak. Bu konuya nasıl yaklaşırsın? Nasıl bir mesaj vermek istersin? Senin gibi diğer öğretmenlerimiz. Ya işte ben, ya şimdi biraz konuşursam bana meslektaşlarım çevredeki insanlar bana kızabilir belki evet. ama ben konuşmak istiyorum. Ya masa tenisi de yapabilir. Hı -hı. Yani her insan spor yapabilir. Evet. ya Ve her insan spor yapmalı. Bizim beden eğitimi öğretmeni olarak da görevimiz bu değil mi? Hı -hı. Ben derslerimi yani bende de tekerlek sandalyeli kızımız vardı derslerde. Ee, yani şimdi beden eğitimi dersini almayayım mı? Peki ne yaptırıyordum? Kızımızın bir eline, bir sağ eline, bir sol eline voleybol topu veriyordum. 5 beşinci sınıfta. iki kişi karşısında yarış. Evet. İşte yarış. Bu kızımız da ben derse katmış oluyorum. İki kişi koşuyor. Kim önce topu alırsa o topla geliyor. Diğerine veriyor. O götürüyor tekrar ona veriyor. Ben tekerli sandalyeyi kızımı kenarda mı oturtturayım? Ya da buna ben ya da hiçbir şey yapmasam hadi kızım sen bana göz ol, ben sana ayak. Hadi beraber bahçede gezelim. Ben bunu da yaptım. Hani yapmalıyız. İçine dahil edebilmek. Evet, ne, Nasıl olursa olsun, ne şekilde olursa olsun. Ne olursa olsun. Ya, ya satran koşamıyorsa? Satranç değil. oynasın. Hı -hı. E, ne bileyim, voleybol oynasın. Ne evet. bileyim, ya yani, bot dart var. Yani gereksiz bir vicdan var. mı? Bunu kötü niyet aramamak lazım. Kesinlikle. 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 Ama bu gereksiz bir vicdan mı? Öyle gözüküyor zaten ama. Hani öğretmenlerimizin hayır, yorulmasın hayır, hayır. diye. Değil değil. Yani yorulmasın. Ha belki de hocamızın o an Hı -hı. hani ne bileyim tabii ki ya yorulmasın. Belki hani ders içerisinde yaşayacak evet. herhangi bir, bir olumsuz bir durum. Evet. Ama ya mutlaka bu yapılmalı. Yani işte bunu işte milli eğitimimiz, öğretmenlerimiz, ailelerimiz, çocuklarımız, Hı -hı. federasyonlarımız bunu istemeli. Evet Ben bunu düşünüyorum. Evet Engel yani sizi artık kapatacağız. Ee, Sinan Hocam. Teşekkür etmek istediğiniz, mesaj vermek istediğiniz son söz sizin. Önce aileme, meslektaşlarım, öğretmen arkadaşlarım, şu an okuldaki idarem, öğretmen arkadaşlarım, öğrencilerim, özellikle bazı velilerim, Filiz Hanım gibi hepsine çok çok teşekkür etmek istiyorum. Yani bana hı hı. yeniden sporu sevdiren öğrencilerim yine, hepsine çok teşekkür ediyorum. Ben de e, beni kırmayarak Konya'dan İstanbul'a geldiğin programımıza katıldın ve dinleyicilerimizle düşüncelerini, duygularını ve başarılarını paylaştın. Çok teşekkür ediyorum ben de sana. Ayaklarınıza sağlık, başarılar diliyorum. Sinan, Sinan Bülent Şimşek. Evet Engel sizi bu haftalık tamamlıyoruz. Bir sonraki hafta yeni konu ve konuklarımıza yeniden birlikte olmayı umuyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. <laughs>